Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Stone. Bugün arkadaşlar sizlere iPhone ekranınızın veya tabletinizin ekranını bilgisayara nasıl aktarabilirsiniz onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar iki şekilde göstereceğim. Biri Wi-Fi ile diğeri de arkadaşlar USB kablo ile bedava kesinlikle ücretsiz hiçbir şekilde ücret falan talep etmiyorlar. Şu gördüğünüz 3u tools'tan yapacağız arkadaşlar. Bu normalde iPhone'da dosya programı oluyor, dosya ekleme, dosya alma falan onun için kullanıyor normalde. Ama kendi yaptıkları içinde 3u AirPlayer diye geçiyor uygulamanın ismi. Onu da sunmuştu arkadaşlar tamamen ücretsiz onu da kullanabilirsiniz. Şimdi uygulamaya giriyorum arkadaşlar indirme linkini alta vereceğim. Şu an arkadaşlar benim kablomda bir sıkıntı var telefonu bağlayamadım bir türlü o yüzden ben bağlamadan göstereceğim bağlayarak yapacaksınız. Zaten uygulamayı açtığınızda size diyecek ki telefonunuzu bağlayın diyecek. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar connection device diyor bağlanmıyor bekletiyor beni böyle sürekli. Bundan önce arkadaşlar iTunes bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor ki sıkıntı çıkmasın herhangi bir bağlantı problemi yapmasın ya iTunes'tı ya da şey arkadaşlar. Apple Device Mobile mıydı neydi öyle bir eklentisi var. Onun kurulu olması gerekiyor. İkisinden biri kurulu olacak ki bu program görsün arkadaşlar. Zaten görmediği zaman size uyarı veriyor. Driverlar eksik diyor. Driverlarını kurduruyor zaten program kendi. Oradan da yapabilirsiniz ya da iTunes'u direkt kurabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Toolbox var. Bakın gördüğünüz gibi. Buraya geliyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3U Air Player yazıyor. Buna tıkladım. Gördüğünüz gibi şöyle bir program geldi arkadaşlar. Şimdi bayağı bir geliştirmişler bunu. Bayağı güzel yapmışlar. Şimdi sadece telefonun ekranını almıyor arkadaşlar. Normal bilgisayar ekranını da alıyor. Yani şurada arkadaşlar full screen dediğinizde ya da rectangle seçeneğine tıkladığınızda ekran herhangi bir yerini seçip orayı da kaydedebiliyorsunuz. Şurada nereye kaydedileceğini gösteriyor. Aşağılarda kendi mikrofonunuzu açıp konuşabiliyorsunuz. Sistem seslerini kaydedebiliyor. En aşağıda da arkadaşlar yayın platformunun verdiği anahtarları kullanarak oraya yayın yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yayın içerisinde de şurada efektler kullanabiliyorsunuz. Telefonu yansıttıktan sonra arkadaşlar rotate bölümünden ekranı istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir tarafa döndürüp yan dik işte neyse o şekilde yapabiliyorsunuz. Ekrana yazı yazabiliyorsunuz. Şurada hide dediğiniz zaman diğer araçları gizliyor. Tekrardan şu sağ üstteki göze tıkladığımızda geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada diyor ki wifi ile yansıt diyor. Şu an wifi seçili. Buradan alttan diyor şeyi seç diyor. Kontrol panelini aç diyor telefonunda ve AirPlay'i seç. Ondan sonra bağlan diyor. İsim şu şu şekilde çıkacak diyor. Ona da tıklayıp bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bunu yaptığınız zaman FPS'i düşük oluyor. Yani nasıl diyeyim wifi zor aktardığı için internet de aktardığı için görüntüyü FPS'te düşmeler oluyor. Yani takılıyor falan filan. Kimse bunu istemez tabii ki. USB kablo bölümüne biz gideceğiz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi telefonunuzu bağladıktan sonra zaten program telefonu gördükten sonra geleceksiniz arkadaşlar. Start to mirror diyeceksiniz ve bekleyeceksiniz. Ekranı kendi yansıtacak arkadaşlar. Kabloyla bağlı kalmak zorunda arkadaşlar. Yoksa göndermez. Gördüğünüz gibi USB kablo yazıyor zaten. Bağladıktan sonra arkadaşlar şeye para vermeye gerek yok bu arada yani. Elgato falan almaya gerek yok direkt USB kablonuzla bu program üzerinden yansıtabilirsiniz. Zaten OBS stüdyodan da bunu pencere seçme kısmından da uygulamayı seçip telefonunuzun ekranını direkt OBS stüdyoya da aktarabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da kaydınızı alabilirsiniz ve hatta zaten kendi içerisinde de kayıt etme var sanırım. Record yazıyor zaten şurada gördüğünüz gibi. Record dedikten sonra kaydınızı başlatabiliyorsunuz. Şimdi birkaç da ayar daha göstereceğim arkadaşlar. Sağ üst köşedeki ayarlar butonuna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar screen quality diyor. Buradan işte boyutunu seçiyorsunuz. 1920x1080'i seçtim ben ve şunu da 60 FPS yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ekranınız daha akıcı olsun. Yani verdiği görüntü daha akıcı olsun. O yüzden burayı 60 FPS yapmayı unutmayın. Stream bölümünde de yine yayın kalitesini, boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bitrate'ini falan verebiliyorsunuz. FPS'ini verebiliyorsunuz. Boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun ne olduğunu anlamadım. O yüzden sanırım enable in stream at diyor. Ha, şey bu. Yayının içine reklam koyma. Bir tane image seçiyorsunuz. Yani resim resim seçiyorsunuz ve onun reklamını yapabiliyorsunuz gibi. Yani biraz şeye benzetmişler zaten. Bir bu Streamlabs'e falan benzetmişler. Oradan hani bir şeyler koyuyorsunuz ya. Hatta OBS stüdyoda bir resim ekleyip bir şeyin reklamını yapıyorsunuz ya. Burada da onu sunmuş bize. Otur'dan da bakalım neler varmış. Bunlar önemli değil. Bu watermark arkadaşlar şunu tikini kaldırmayı unutmayın. Bu watermark arkadaşlar yansıttıktan sonra sağ alt köşede 3U player diye bir yazı geliyor. Gelip bunu buradan kaldırdığınız zaman oradaki yazı gidiyor. Bunu kaldırmayı unutmayın. Oradaki yazı gözükmez tabii ki video alırken falan. Güzel olmaz yani. O yüzden bunu tikini kaldırın ki sıkıntı kalmasın. O yazı da oradan gitsin. Bunlar ne anlamadım arkadaşlar. O yüzden çok kurcalamayacağım burayı. Burada sadece yapmanız gereken watermark'ı kaldırmak. Bu arkadaşlar save diyorsunuz. Telefonunuzun Start to Mirror butonuna bastıktan sonra telefonunuzun ekranını yansıtabiliyorsunuz. ve hatta buradan istediğiniz gibi bilgisayarın ekranını da seçebiliyorsunuz. Tabii ki şey kadar performanslı değildir bu. OBS Studio kadar performans göstereceğini sanmıyorum bu uygulamanın ekran kaydederken. Ama telefonunuz için güzel bir ekran yakalama, ekran yansıtma uygulaması olarak kullanılır arkadaşlar. Ücretsiz, tamamen ücretsiz 3U Player'ın bize sunduğu ücretsiz bir program. Çok da güzel yapmışlar bence. Ben test ettim. Şu an bağlantıyı sağlayamadım. O yüzden gösteremiyorum. Siz kendiniz deneyerek zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size ufak bir da vereceğim. Mesela onu direkt programı açmadan da 3U AirPlay'e e erişebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra yani üstündeki simge üstüne geldikten sonra sağ tık yapıp dosya konumunu aç dedikten sonra arkadaşlar şurada 3U AirPlay'i görebilirsiniz. Buna da sağ tık yapıp gönder. Masaüstü kısa yol oluştur dediğinizde gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt kısa yolunu oluşturdu ve şunu kullanmadan bunu kullanmadan direkt kendi uygulamasını açabiliriz. Şöyle de açayım göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuna gerek kalmadan sadece bu programı da kullanabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Bunu da göstermek istedim. Hem daha pratik olur daha hızlı olur. Diğer uygulamayı açmanıza gerek kalmaz. Bugünkü videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.